Bismillahirrahmanirrahim. Kulluk denemesine uğrattığı insanların bir kısmının rızkını genişleten, bir kısmının da daraltan yüce Allah'ımıza hamd ederim. yaptığı dualarında daima kafirlikten Allah'a sığındığı gibi fakirlikten de Allah'a sığınan aziz peygamberimiz biricik mi biricik ayet önderimiz Hz. Muhammed'e kalbi ihtiraplarımı arz eder bağlılarını artırmasını Rabbimizden dilerim. Bilmemiz gerekenler genel başlığı altında sunduğumuz sohbetlerimize devam ediyoruz. Rabbimize hamdolsun. Bu sohbetimizde fakirliğe savaş açmalıyız konusunu incelemeye çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, fertler içinde toplumlar içinde fakirlik savaş açılması gereken bir olgu çözümlenmesi gereken önemli mi önemli bir problemdir. Fakirlik tanımını yapacak olursak hayat için gerekli olan asli ihtiyaçları sağlayamama halidir. Buradan hareketle fakiri asli ihtiyaçlarını tamamiyle veya hiç karşılayamayan kişidir. Kur'an-ı Kerim'de fakirlik anlamına fakir ve miskin sözcükleri kullanılır. Anlam farklılıkları olmakla birlikte her iki Kur'an'i kavramda çağrış tırdığımız fakir anlamını içerir. Sevgili kardeşlerim, fakirliğin sebepleri nelerdir? Bu soruyu soralım ve konumuza girelim. Fakirliğin kişisel sebepleri olduğu gibi toplumsal nedenleri de vardır. Bir de kader programından kaynaklanan sebepleri mevcuttur. Kişirsel sebepleri cehalet ve tembellik olarak verebiliriz. Cehalet ve de tembellik. Bu iki ana unsur fakirliğin bilinen görülebilen ilk sebeplerini oluşturur. Toplumsal sebeplerine gelince genel ve bölgesel ekonomik krizler, savaşlar ve de adaletsiz toplum düzenidir. Faiz, rüşvet, emeği sömürü, kamusal kaynakların adaletsiz bir biçimde dağılımı fakirliğin toplumsal sebepleri arasındadır. Altını çizmem gereken nokta şudur. İslam'ın öngördüğü şekilde sosyal adaleti amaçlayamayan uygulayamayan Toplumlar fakirliğe mahkumdur. Daha bir açalım. Faizin olduğu bir toplum, ekonomisi faiz üzerinden müesses olan bir toplum fakirleşmeye mahkumdur. 51 banka. 12.500 şube ve 225.000 personelle ülkemizi ahtapot gibi saran bu faiz düzeni ülkemizdeki fakirliğin ana evet ana sebepleri arasında ve başında gelmektedir. Bir Müslüman alkollü içkilere nasıl tavır koymaya mecburdur? Bir Müslüman nasıl faişe, e, tavır koymak görevindedir? Aynen öyle faize de karşı çıkmakla yükümlüdür. Onun her bir türüne, sadece tefecilik türüne değil yasallaştırılan türüne de karşı çıkmakla yükümlüyüz. Faiz düzeni varsa toplum fakirleşmeye mahkumdur. Bu böyle bilinedir. Ve bir ilave yapalım. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yasağını faiz yasağı gibi şedid bir dille açıklamamıştır. En ağır bir dille yasaklanan haram nedir diye sorarsanız size faizdir derim. Derim çünkü yaratan biz müminlere faize savaş açma evet savaş açma görevini yüklemiştir. Bir de sevgili kardeşlerim kader programından kaynaklanan sebepleri vardır. Nedir? Engellilik, e, anadan doğma kişi ama olabilir diğer zihinsel engelliler arasında yer alabilir. Ve diğerleri. Gerçi Müslüman toplum engellilerini de üretici hale getirmekle yükümlü toplumdur. Peygamberimiz, Efendimiz Medine'yi münevver eden ayrıldığında bir defasında ama Abdullah İbni Ümmü Mekkumu Medine'ye vali naibi olarak nasip etmiştir. Acıma acımanın ötesinde ve üstünde üretici hale getirme, kendine yeter hale ulaştırma engellileri. Ama engellik bir fakirlik sebebidir. Kuraklık, gerçi günahlarımızdan kaynaklanan bir yönü de var. Ama biz onu kader programıyla alakalı sebepler arasında zikredelim deprem, sel, hortum gibi tabi afetler geçici de olsa, kalıcı da olsa fakirlik sebepleri arasındadır. Programımızın başında Rabbimize hamd ederken değindiğimiz konu var. O da Rabbimizin li hikmetin, bazı insanların rızıklarını genişletmesi, bazılarını da daraltmasıdır. Sevgili kardeşlerim, açıklayacağım. Eğer insanlar tek düze imkanlara malik olsalardı hayat dururdu. Bir ayeti açıklayarken kavrayacağız inşallah. Bu arada ilave edelim. Allah her yarattığı canlının hayatını sürdüreceği rızıklarını hak etmiştir. Yeryüzünde rızkı yaratılmadık bir tek canlı yoktur. şair ne güzel söylüyor. Hüda rezzak-ı alemdir. Rızıksız kul yaratmaz ya. Her insanın rızkı değil her insanın milyonlarca türü olan canlıların rızıkları da halk edilmiştir. Eğer insanlar yaratılmış rızıklarına ulaşalım ulaşamıyorlarsa bunun görünürde üç sebebi olabilir. Bunlardan biri tembellik. İki, insanlar ve ülkelerden bazılarının geçim kaynaklarına el koyması 20. asırda Müslümanların yer altı ve yer üstü kaynaklarına zalim batılılar emperyalistler el koydular. Sömürebildiği kadar da sömürdüler. Müslümanlar haklarını aramaya başladılar. Baş kaldırdıklarında onlara terörist yapmasını da vurmaya başladılar. İslamcı teröristler, İslamcı terörist olur mu? İslam'a gönül veren mücahit olur. Haklar ve hürriyetlerin mücadelesini veren insan olur. Ülkesinin yeraltı ve yera üstü kaynaklarını emperyalistlere karşı koruyan İnsanlar ol. Ama İslam dünyası cehalet ve tembellik sebebiyle bir de yanlış yönlendirmeler nedeniyle bugüne dek haklarını savunamaz halde görüldüler. İnşallah bu gibi konuşmalar İslam dünyasında yeni bir uyanışa sebep olur. Zaten olmaktadır. Üçüncü bir sebep Allah'ın yeterinden fazla kazananların mallarında sosyal yardım bekleyen toplum kesimi için Rabbimizin ayırdığı hakkı vermemeleridir. Oysa ki Kur'an ve fi emvel im hakkun lisa buyurur. Yeterinden fazla kazananların matlarında belirlenmiş bir hak vardır. Malların Halik'i Allah'tır. Arz etmiştik. Malik'i O'dur. Benim size verdiklerinden verin buyuruyor. Belirlediğim hakları verin buyuruyor. Eğer bazı insanlara kendileri için yaratılan rızıklar ulaşmıyorsa bu belirlenen haklar üzerinde oturan insanlar sebebiyledir. Görevimiz bu imkanı kaldırmak. Hak sahiplerine belirlerin, hakların ulaşmasını sağlayacak bir toplum düzeni kurmak. Evet sevgili kardeşlerim. Fakirliğin kısmi bir sebebinin de Rabbimizin rızkı daraltması demiştik. Ama yaratan li hikmetin daraltır, fazlaca verdiklerini görevlendirir. Az verdiklerini de ayrıca bir denemeye tabi tutar. Zuhruf suresi ayet 32. Nahnu kasemna beyne umma'işete um fil hayati dünya. İnsanların arasında yenilen, içilen, giyilen ve yararlanılan anlamına rızkı biz taksim ettik. Onlar taksim etmedi. diyor yaratan. Varafa'na ba'tum fa'qat ba'din daracatil li yattakhid ba'dum ba'dan Bazılarınız bazılarınızı istihdam etsin görevlendirsin diye de biri birinize farklı bazılarınızı üstün kıldık. Ama Yaradan'ın bu farklı dış görünüş itibariyle üstün kılması bir değer artışını ifade etmez. Hiçbir kişi yaradanın doğrudan kendisine verdiği nimetlerle farklı olduğunu ileri süremez. Kendisini farklı bir konuma koyamaz. Erkekliği de, dişiliği de halk eden odur. Bizim ölçülerimize göre güzelliği, çirkinliği de halk eden odur. Rızıkları farklı kılan, kabiliyetleri değişik kılan da odur. Bakınız yeryüzünün bütün toplumlarında yaratılıştan gelen bu farklılıkları göreceksiniz. Bunun için ifade ediyorum göreceli olarak da olsa fakirliğin olmadığı hiçbir toplum yeryüzünde yoktur. Çünkü yeryüzünde bugüne kadar tamamen adaletlilerin egemen olduğu toplum olmamıştır. Bu sebep dahi yeter. Bugün internete girdim. Amerika'da yoksulluk sınırında ve altında yaşayan yaklaşık 50 milyon insan var. Nüfusun yüzde altısına tekabül ediyor. Japonya'yı buldum. Almanya'daki durumu çıkardım. %10-15 oranında yoksulluk sınırında olan insanlar var. Şimdi aziz kardeşlerim bir diğer ayeti okuyalım. Daha işin başındayız. 45 dakika içinde özetleyecek o ayeti anlam olarak vereyim. Sık sık geçer bu ayet. Onlar görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı? Allah bazılarını genişletiyor, bazılarına daraltıyor. Bunda iman eden topluluk için belgeler vardır. Herkes sebeplerine yapışır, meşru sebeplerini elde eder, kullanır ama neticesi fakirlik olabilir. Sevgili kardeşlerim, İslam anlattığımız fakirliğe savaş açan bir dindir. Fakiri dost edinir, fakirliğe savaş açar. Neden? Fakirlik iman hayatımıza, ahlaki hayatımıza tehlikedir. Aile hayatımız için, düşünce hayatımız için tehlike oluşturur. Fakirlik özgürlükleri tehdit edebilir. Ve toplumda ruhsal köleliğe yol açabilir. Eğer bir toplumda asgari ücret verilen verilecek bir iş için yüzlerce binlerce insan müracaat ediyorsa o toplumda özgürlükleri korumak o toplumda siyasi ve ekonomi ekonomik egemenliklere baş kaldırarak hak talebinde bulunabilmek mümkün değildir. Çünkü insanları nafaka korkusu zarar. Ürpermemek mümkün değildir. Yani sağlık şartları mükemmel olmamakla birlikte yerin bin metre altında iş ilanı veriliyor her bir iş için 50 kişi müracaat ediyor. Böylesine bir toplumsal yapı içinde hakkı engellenen, hakkı çiğnenen nasıl bir mücadele verecek? Mümkün değil. Şimdi aziz kardeşlerim bu söylediğimiz tehlikelere kısa kısa işaret etmeye çalışacağım. Bakınız bu size anlattıklarım ve anlatacaklarım Kur'an'ın ve aziz peygamberimizin açıklamaları ve uygulamalarının özünü yansıtır. Bana ait değil. Fakirlik İman hayatımız için tehlikedir. Bir diğer anlatımla daha doğru bir anlatımla tehlike oluşturabilir. Fakirliğin bir kulluk denemesi olduğunu bilmeyen çalıştığı halde yeterince kazanamayan faiz, rüşvet ücretleri sömürü yoluyla örneğin çokça kazananları haksız kazananları gören zenginliğin baskı unsuru olarak kullanıldığına tanık olan insan isyana sürüklenebilir. Yaradana onun adaletine karşı çıkabilir. Ve komünizmin tebetlerinde aslında bu vardır. Peygamberimiz ne buyuruyorlar? Kâdel fakru en yekûne küfra. Fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı. Bakınız peygamberimizin yaptığı en başlı dualarından en çok yaptığı dualarından biri de Allahümme inni a'uzu minel küfri vel fak duasıdır. Allah'ım kafirlikten ve, ve fakirlikten sana sığınırım. Fakirlik altını çizeyim. Fakirlik mutlaka bu sonuçları doğurur. Anlatmak istediğim bu değil. İslami bilgi ve bilinç içinde olan fakir tehlikelerden aranabilir. Ama toplumun bütünü dikkate alındığında fakirlik iman hayatı içinde bunun gibi ahlaki hayatımız içinde tehlike oluşturabilir. Devlet organlarının ilgisiz, zenginlerin duygusuz, işverenlerin adaletsiz olduğu toplumlarda ahlaki sakıncalar doğurur fakirlik. Maddi gücün değer olduğu rüşvetin ve kayırıcılığın yaygınlaştığı toplumlarda yine fakirlik ahlaki hayatı tehdit eder. Ve de sosyal yardımların yapılamadığı toplumlarda ahlaki düşüş fakirliğin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Özetlersem haset, haset, kıskançlık, saldırganlık, fuhuş, hırsızlık fakirlikten kaynaklanabilir. Peygamberimiz bir hadislerinde sakın a bu sosyal yardım görevlerinizi zekat ve nafaka gibi ihtiyari yardımlar gibi görevlerinizi ihmal etmeye kalkmayın. Sizden önceki ümmetler böyle yaptı. Böyle yapışları onları birbirlerinin kanlarını dökmeye namuslarını da birbirlerinin halal görmeye sevk etti. Allah Felak suresinde ne buyuruyor? Bize bana sığının diyor. Kimden? Minşerri hasidin. İza haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Eğer toplum adaletsiz olursa insanlar güçlü insanlara adil bakamazlar. Hoşgörülü bakamazlar. Bu konuda sevgili kardeşlerim, aziz peygamberimizin pek çok hadisi var. Bir hadisi nakledeyim. Abbad bin Şurahbil isimli genç sahabi şöyle anlatıyor. Bir gün acıkmıştım. Bir bağa girdim. Karnımı doyurdum. Sonra da götürmek için ellerimi doldurdum. Bu sırada bağın bahçenin sahibi geldi. Beni iyice bir dövdü. Sonra da elbiselerimi aldı. Ben de gittim peygamberimiz efendimize şikayet ettim. Peygamberimiz bağın sahibini Bahçenin malikini çağırdı ve ona şöyle dedi. Cahilken bu çocuğa bir şey öğretmedin. Açken de doyurmadın. Üstelik de cezalandırıyorsun. Mutlaka iman temelli bilgilendirme ve acil ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderecek bir yapılanmaya Müslümanlar gitmek mecburiyetindedirler. Yaşadığımız toplumun laik olması bir engel değildir. Zaten ülkemizde sosyal patlamalar olmuyorsa Allah'a hamdolsun babaların çocuklarına, kardeşlerin biri birlerine, komşuların yekte yerine sahip çıkmaları, hayırsever insanların yardım kuruluşlarını beslemeleri sebebiyledir. Vereceğim örnekler vardı ama aktaracaklarımız çok. Devam edelim. Fakirlik aile hayatını da tehdit eder, tehlike oluşturur. Ailelerin kurulmasının geciktiren ve engelleyen unsurların başında gelir. Hele hele yaşadığımız toplumda aziz kardeşlerim aklımızı başımıza alalım. Anneler, babalar, kız çocukları sahipleri, evlenecek erkekler, kızlar ardı arkası kesitmeyen isteklerde bulunuyorsunuz. Evliliğin başında bütün ihtiyaçların karşılanmasını talep ediyorsunuz. Bu mümkün değil. Bu talepler ne oluyor? Evlilik yaşını yükseltiyor. Yükseltince toplumu ahlaksızlık tehdit ediyor. Ben her gün mailler alıyorum. Genç kardeşlerimiz, kız erkek müştekiler kendilerini manen ahlaken korumakta güçlük çekiyorlar. Çünkü bu gençlik kendi haline bırakılmıyor ki. Sosyal medya, medya ayrı bir dert. Yazılı ve görsel medya ayrı bir problem. Gençlerimizin saf duygularıyla sürekli oynanıyor. Bir de kurulan ailelerde fakirlik hele hele Müslüman'dan beklenen sabrı, mücadeleyi veremeyen ailelerde ki yeni yetişen nesil bunlara örnek aileler yıkılıyor boşanma oranları son derece arttı. Niye? Beklentiler fazla. Bu beklentilerin karşılanması mümkün değil. Bir önemli noktaya daha işaret ediyorum. Etmek istiyorum. İslam'da ev son derece önemli bir konudur. İslam fakir, zengin, kim, hangi düzeyde olursa olsun. Ev asli bir ihtiyar. Herkesin evi olmalıdır olmak zorundadır. Eğer bu konuyu önemsemezsek toplumun ahlaki hayatı ciddi tehdit altındadır. Bakınız evlerde yetişkin çocuklar var, yetişkin kızlar var, yetişkin erkek çocukları var, annelerin, babaların durupları var. Bunlara yatak odaları küçük de olsa bağımsız yatak odaları ihtiyacı var. Nüfusları kalabalık fakat aileleri evleri küçük olan ailelerde hiç beklenmedik ahlaki sakıncalar doğuyor. Anadolu'muzda sanılandan çok daha fazla enses ilişkiler var. Bunun bir sebebi de aile hayatında bu teşekkür konusuna gereken öneminin verilmemesi. Gelinler serbest. Kız çocukları serbest. Anneler çocuklarının yanında serbest. Ayrıntılara inmiyorum. Unutmayın. Annelik yüzdür. Vücut değil. Aplalık yüzdür. Vücut değil. İslam'ın öngördüğü, yüklediği görevleri ihmal edersen sakıncalar ardarda arda gelir. Ha bu tehlikeler nerede doğar? E İslami bilgisi ve bilinci olmayan ailelerde daha bir doğabilir. Fakirlik düşünce ve ilim hayatını da tehdit eder. Hepimiz biliyoruz. Nice zekalar ailelerinin fakirliği sebebiyle değerlendirilmeden sönmüştür. geçim sıkıntısı çeken nice kabiliyetli insanlar edebi ürünlerini verememişlerdir. Fakirlik arge çalışmalarına da manidir. Toplum fakirse hele bir de bilinçsizse arge çalışmalarına gerekli önemi veremiyor ise markalar oluşturamıyorsa uşaklık yapmaya mahkum kalır. Peygamberimiz bir hadislerinde buyuruyor ki aman güzel ametlere yapışın. Siz gelecekten ne bekliyorsunuz? Azdıran zenginliği mi? Güçsüzleştiren hastalığı mı? Ansızın gelebilecek ölümü mü? Ve ev fakran münsiyen sizi kuşatabilecek fakirliği mi? Güvenme. Şımarma. Kibirlenme. Eğer şükredici olmazsa nimet elinden alınır. Ha bu arada ifade edeyim. Fakirlikten korunmak istiyorsanız, zenginlikte de, fakirlikte de, gücünüz ölçüsünde verin. Hiçbir şey veremiyorsan, tebessüm ederek ver. Bir çift tatlı söz söyleyerek ver. Evet sevgili kardeşlerim fakirlik özgürlükleri de tehdit eder. Ruhsal köleleri artırır. Fakirliğin yaygın olduğu bir toplumda onur mücadelesi verilemez. Hak arama becerisi gösterilemez. Haksız ve siyasi ekonomik güçlere boyun eğmeden korunulamaz. Hele hele meddahlık artar mı artar. Sevgili kardeşlerim faizin yaygın olduğu toplumlarda zengin görülen insanlar da fakirdir. Onlar faiz borçlarını ödeseler geride hiçbir şey kalmaz. Onun için fakirleşen toplumlarda zengin görülenler fakirlerden daha çok meddahlığa, dal kavukluğa yönlenirler. Yöneticiler için en büyük tehlikede bu meddah kesiminden gelir. Sevgili kardeşlerim, fakirlik bu olumsuz sonuçları doğurabileceği için İslam bize savaşma görevini yükler. Savaşma sözlü dua ile olur bir. Yani peygamberimizin dualarından hareketle. Allahümme inni a'zubike minel fakri vel kılleti diye dua edersin. Allah'ım fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten sana sığınırım. Allah'ın fakirlikten sana sığınırım diye dua edersin. Bu sözlü dua. Ama bununla fakirlik zail olmaz. Ne yapacaksın? İslam'ın yüklediği fiili duaları yapacağız. Yani görevleri. İslam toplumu görevlendirir. Yeterinden fazla kazananları, zengin konumda olanları görevlendirir ve de fakirleri görevlendirir. Bu üç görevlendirilen zümre görevlerini yaparsa fakirlik bütün zail olmaz ama problem çözülür fakirliğin doğuracağı tehlikelere engel olunabilir. Sevgili kardeşlerim, özetliyorum. Allah'ın belirlediği bu zekat ve nafaka gibi hakların verilmesi gereğine inanmayan adam kafir olur. Bir, verilmesi gereğine inanır, cimrilik yapar. O zaman da zalim olur. Bir önemli noktaya daha işaret edelim. Sevgili kardeşlerim, İslam toplumunda zenginlik üstünlük sebebi değil. Fakirlik de aşağılık sebebi değil. Her ikisi de bir kulluk imtihanıdır. Zenginlik de cehenneme götürür, fakirlik de götürür. Zenginlik de cennete götürür, Allah'ın rızasını iletir, fakirlik de götürür. Mesele zenginken ve fakirken bize yüklenen körepleri üstlenmektir. Ne buyuruyor aziz peygamberimiz? La fadle illa bir takva. Üstünlük Allah'ın ve peygamberinin emirlerine ve yasaklarına bağlılıktadır. Size örnekler bu alanda vermek isterdim. Ama vaktimiz doldu. Bu programlar televizyon kanalları için hazırlandığından belirlenen süreleri aşamıyoruz. Hepinize hayırlar, huzurlar, maddi ve manevi kazançlar dolu ömürler miyaz ediyorum aziz kardeşler.